Herkese merhaba, ben Atakan. Artekin oyunlarında This War of Mine'a hoş geldiniz arkadaşlar. The Little One DLC'si ile birlikte ayrıca oyunun 2. yılına özel Anniversary Edition adında bir ücretsiz DLC, bir eklenti daha geldi. Oyuna güncelleme diyebilirim. Bu da oyuna yeni sonlar, yeni karakter ve yeni lokasyonlar ekledi, yani gidilecek yerler. Gidilecek yerleri gösterebiliyorum ama karakterleri gösteremiyorum. Karakterler demek ki oynayacağımız karakterler değil, oyun içine karşımıza çıkacak farklı kötü karakterler veya iyi karakterler olacak. Mekanları şuradan gösterebilirim. Mesela kendi hikayeni yaz şehir haritası. Liman yoktu mesela. Havalimanı da yoktu ve ruh evi de yoktu. Bu üçü yeni eklenen mekanlar arasında. Onun haricinde bombalanmış kulübe var mıydı? Sanki var gibiydi. Hangisi vardı bilmiyorum. Bu üçü yeni, onu biliyorum sadece. Onun haricinde şuradan This War Little One DLC'si var, biliyorsunuz çocuklarla hayatta kaldığımız, onu satın aldım. Onunla oynayacağız. Şöyle yeni karakterlerimiz var: Iskra ve Kristo, Zlata, Emilia, Kalima. Yani iki tane bildiğimiz karakter, artı Kalima'dı şu küçük kızımız. Arika, Ivana, Henrik. Arika'yı biliyoruz. Ivana'yla Henrik'i bilmiyoruz. İki tane yine yeni karakter. Onun haricinde de başka yok zaten. Yani toplamda 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane yeni karakter. İkisi ebeveyn, üçü çocuk olmak üzere yeni karakter var. Şuradan da Anniversary Edition modunu etkinleştirebiliyoruz. Bu da Anniversary Edition'ı, yani yeni lokasyonlar, yeni karakterler ve yeni son gibi içeriklerle oynayabilirsiniz. Yoksa oyun rastgele dahil edilecek diyor. Bunu yeni hikaye ve sonlarla olacak, hani farklı farklı karakter sonları falan olacak. O da gayet güzel bir şey. Mesela Marco ile oynayıp farklı bir sonla bitirebileceğiz galiba. Tam emin değilim, oynamadım çünkü hiç. İlk defa giriyorum. Ve şununla oynamak istiyorum arkadaşlar. Bir dakika. Iskra ve Kristo, baba ve kız, tek başına hayatta kalıyor. This War of Mine'a gerçekten yakışacak bir hikaye olacağını düşünüyorum. Sizlerle de onu yapacağız. Azimli bir baba olacağız ve kızımızı bu savaşın kötülüğünden kurtarıp hayatta tutmaya çalışacağız. Sizlerle hep beraber şimdi çok fazla uzatmadan oyunumuza geçelim, değil mi? Özlemişim This War of Mine. Bakalım neler olacak. Birinci gün. Fuck the war diyoruz hep beraber. Sadece oyunlarda kalsın diyoruz savaş. Bizi eğlendiren küçük etkinlik olarak. Kızımız şarkı söylüyor, mırıldanıyor. Sesi bir tık arttırabilirim ayarlardan. Graznavya'daki iç savaş yıllardır devam ediyor. İsyancı kuvvetlerin son kalesi de şimdilerde askeri hükümet tarafından kuşatma altına alınmış durumda. Şehirde sayısız sivil mahsur kaldı. Yemek ve hayati kaynaklar tükenmek üzere ve her gün hayatta kalmak için savaş veriliyor. Kristo ve kızı Iskra askerler yüzünden evlerinden olmuşlar. Kalacak bir yer arayışındayken tesadüfen eseri terk edilmiş bir bina ile karşılaştılar ve burayı geçici evleri olarak kullanmaya karar verdiler. Kristo ve kızımız Iskra burada beraber hayatta kalmaya çalışacağız. Ayarlardan şu sesi şöyle yapacağım. Tamam. Evet, hemen başlayalım. Iskra, kızımız üzgün. İş yapabiliyor mu Iskra? Çok güzel iş yapabiliyor. O zaman babana yardım et kızım. Hayatta kalalım hep beraber. Sonra sana oyun oynatacağım. Sen Kristo, sen yukarı, sen. Kızımız burayı yapacak. Şurada oyun alanlarında oynatıp çocuklarımızı mutlu edebiliyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir detay. Veya babalarıyla, annesiyle babasıyla konuşturup yine üzgünlüğünü giderebiliyoruz çocuklarımızın. Şurada gördüğünüz gibi baloncuk çocuklar, konuşma baloncuğu. Hadi bakalım. Şimdi ilk babana yardım et. Akşam oyun oynayacağız, tamam mı? Hemen yukarıya gidelim. Sen ne yap kızım, sen burayı aç. Hadi yaparsın, güçlüsün sen. Sen yapamıyorsun. Peki. Oo, oyuncak çok güzel. Sen bunu da açamazsın o zaman. Sen yukarı git, şunu yap. Baban gelsin, bunu yapsın. Hadi bakalım.
Kristo, kararlı baba. Şöyle karakterlerin bir hikayesini okuyalım. Yakınlarda bir yerde yaşardık. İlk bombalamalar başladığında güvende olabilmek için Bodrum'a taşındık. Orayı olabildiğince rahat bir yer haline getirmeye çalıştık ama yine de soğuk, karanlık ve rutubetliydi. Ayrıca fareler de vardı. İskra farelerden korkuyor ama ona güçlü olması gerektiğini söyledim. O, zamanının çoğunu Bodrum'da geçirirken ben her gün erzak bulmak için dışarı çıktım. Kanaatkar. Helal be, tam bir baba. İskra'yı okuyalım. Merhaba, ben İskra. Annem büyükannemi ziyarete gittiği için benimle babam ilgileniyor. Askerler gittiğinde tekrar buluşacağız. Babam diyor ki eğer ülkeler bize yardım gönderdiğinde askerler gidecekmiş. Diğer ülkeler. Evet. Umarım yakında giderler. Annemi özlüyorum. Arkadaşlarımı özlüyorum. Odamı, televizyonumu ve dondurmayı özlüyorum. Bodrum'da yaşamak zorunda kaldığımızı biliyor muydun? Babam böyle olunca daha güvenli olduğunu söyledi. Etrafa bir bakabilir miyim? Yapacak bir şey yok maalesef. Hemen şuradan ne yapalım? Alet masası yapalım. Benimle oynar mısın? Babacım oynarım da. Birazcık daha şu işi hallet. Oynayacağım seninle. Salıncak yapıyoruz. Çok ucuzmuş hem de. Ama önce metal atölyesi yapmak istiyorum çünkü küreye falan ihtiyacım var. İskra, sen orayı al İskra, ondan sonra gel sen seksek oyna. Nerede senin sekseyi? Ya bakayım babanın yanında mı? Seksek oyna sen, koş. Hadi bakayım. Güzel kızım benim. Bundan alet yapalım. Ne yaparız? Levye yaparız. Levye önemli çünkü. Önce levye, sonra kürek. Önce levye, sonra kürek. Ne güzel oynuyor ya canım benim. Ben iş yaparken o da oynuyor. Tamam. Harika bir aile ortamı var şu an. Kızımıza sahip çıkacağız. Onu hayata tutacağız arkadaşlar. Ses efektleri de çok güzel olmuş. Keşke normal karakterlerinde ses efekti olsaydı. Belki ileride öyle güncelleme gelir. Kim bilir. Bir de kürek yapalım. Saat zaten sabahtan 11. Akşama kadar çok vaktimiz var. Evi toparlamak için. Hala normal bir evde yaşamıyoruz. Yaşamıyoruz tabi ama ya biraz da resim yap. Ya saklanmaçtan sıkılmış. Ay seksekten sıkıldıysan. Biraz şey yap bakalım. Oyna, niye oynamıyorsun? Heh, oyna güzel. Hemen bunu aç. Hemen temizle buraları. Akşam olmadan. Akşam dışarı çıkacağım büyük ihtimalle. Kızım evde tek mi kalacak? Onu Bodrum'a saklamamız lazım. Evet, bayağı işe yaradı tabi yarayacak. İyi sen resimçisin. Hırsızları ben çok dert ediyorum şu an. Kızımız evde tek, hırsızlar girdiğinde ne olacak acaba? Ne oldu kızım? Daddy. Efendim, kucak mı istiyorsun? Gel. Gel kucağıma alayım seni. Kucağına niye almıyor sarı saydı? Ben artık ufak değilim. Tamam anlıyorum yani. Yani ne istiyorsun? Sadece konuşmak istiyorum. Tamam konuşalım. Askerler gitmiyor. Gidecek. Ama henüz değil.
Aynen öyle. Biraz sabırlı olmalıyız. Evet, tabii ki de. Hatta eskisinden daha da güzel olacak her şey. Her şeyi yoluna koyacağız. Hadi bakalım, ay canım benim. Hadi ben işime bakayım ben. Neden bu kadar çok delik var? Onları tamir edeceğiz işte zamanla. Sen bana bırak, tamir işi bende, tamam mı? Tamir işi bende. Hadi bakalım. Ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? O hazine sandığım ne hazine sandığım? Oyun mu oynuyor? Ha, evde dolanıyor, oturuyor, güzel. Aa, akşam oldu, biraz konuştuk kızımızla ama olsun ya. Yani da buraya koyuyoruz. Aa, şarkı söylüyor. Burada yapacak hiçbir şey yok. Sana salıncak yapacağım. Sana hemen salıncak yapacağım hatta, akşam olmadan. Sana bir salıncak yapmak istiyorum. Çabuk, 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 çabuk. Boş hedefe bırakmak için sürekli. Burada aşağıda sallanır burada evin altında. Üst taraflara çıkmasın, saklansın. Camlardan birileri görebilir. O yüzden bu durumda yaşamak daha mantıklı. Hadi akşam olmadan bitir salıncağı. Çok güzel be. Harika. Yağmaya çıkmamız lazım. Ha, çocuğumuz sadece uyuyor. Dışarı çıkmıyor. Sadece uyuyor. Peki. Bolca yiyecek, bolca ilaç, bolca bahçe. Biraz yiyecek, çok miktarda malzeme. Önce buraya gideyim. Direkt kapışma gitmek istemiyorum. 12 çantam var. İyi, idare eder. Hazırlan. Ne lazım? Şunları alalım. Bakalım ihtiyacımız var mı? Mekanı bir öğrenelim. En azından ertesi gün geri getirmeyiz onları tekrar. Hızlı bir şekilde çabuk. Aynen. Bu benzin istasyonu zaten olan mekanlardan biri. Çok güzeldi. Deadlight'ı hatırlatıyor bana arka planıyla falan. Çok kaliteli işlenmiş. Sandıkta dursun. Bütün malzemeleri oraya toplarım. Klasik taktiğimiz. Malzemeleri çıkışa yakın bir yere hazırlamak. Altıda kalsın. Etraf seslerini biraz düşürdüm. Çok fazla geliyordu. Benim sesimi boğmasın. Bir dakika. Şunu al. Burada bir not var herhalde. Masanın altında gizlenmiş olmasa da kolayca gözden kaçabilecek bir not var. El yazısından anlaşılacağı üzere bir kadın tarafından yazılmış aceleyle. Miloş, özür dilerim, çok özür dilerim. Daha fazla bekleyemedim. Kitapların içine birkaç mücevher sakladım. Bodrumdaki parmak kapının arkasından. Karton kutulara bak, kullan, hayatta kal lütfen. Taneye emanet ol, özür dilerim. Peki. Ne, bunu kesmemiz gerekiyor tabii ki de. Şunları gidip bırakalım, gerisini toplamaya geleceğim hemen.
Henüz daha akşam 10. Vakit kaybetmeden halletmek lazım işlerimizi. Hadi bakalım Kristo. Ne kadar erken dönersem eve o kadar iyidir. Kızımız evde yalnız çünkü. Kredi ihtiyacım yok sanırsam. Üste ne var? Burada bir şeyler var. Malzeme falan ne varsa alalım abi. Kilitlidir. Öbür taraftan dolan. Ve taşların arasında kalmış bir ceset. Bombalamada kesin burada kaldı. Bu zavallı adam top ateşine yakalanmış. Burada ne yapıyor olabilir? Buradan malzeme toplarken top ateşine kaldı demek ki. Bizim gibi. Umarım biz de yakalanmayız. Açayım. Bir daha uğraşmayalım etrafı dolanmakla. Saat 12'ye doğru geliyor. 5'teydi galiba eve dönüş saatimiz. 5 saatim kaldı. Basıcı halletmem lazım. Zaten ilk 2 gece iyi yiyeceğe çok ihtiyacım olmuyor. Gerçi ama çocuğumuz daha çok acıkıyor mu acıkmıyor mu bilmiyorum. Nasıl durumu? Onu öğreneceğiz hep beraber. Bizden daha hızlı acıkıyorsa o zaman biraz sıkıntı yani planlar değişecek. Normalde hani 3. güne kadar yemek toplamıyorum çünkü. Önce malzeme toparlıyoruz. Şurayı da alalım. Sonra aşağı ineceğiz. Arkada bir şey var mı? Çöplük gibi bir şey var. Saatte bunu aldıysak, 3 saatte diğerlerini alsak iyi yetişecek. Bütün her yeri lootlamış olacağım. O demir parmaklıklı kapı hariç olacak tabi. Orayı daha sonra testleri icat ettiğimde, ürettiğimde kullanacağım. Koş koş koş. Yağmalamaya geç, yanlışlıkla tıkladım. Bayağı da malzeme çıktı açıkçası. Tamam, diğer taraftan aşağı ineceğiz. Bir tek şu bodrumdaki oradan buradan hadi. Şu bodrumdaki tutlanacak yer kaldı. Buzdolabı kaldı. Bir de yerde birkaç parça var. Burasını da zaten sonra kesip girmemiz gerekiyor. Bir de levye gerekiyor oraya. Unutmadan wow, bayağı yemek çıktı. Güzel. Güzel. Şeker falan da çıktı. İçki yapıp satabiliriz. Tekrar geleceğim almak için. Hadi Kristo, hadi sabah oluyor. Kızımız evde. Umarım bodrumda saklanıyordur hala. Başına bir şey gelmez. Umarım. Bu kadar malzeme yeter. Şuradakiler zaten 3-4 yer kaplıyordu galiba. Çok fazla değildi. Hepsini aldık. Dediğim gibi bir tek o demir parmaklık kısım kaldı. Orayı da testereyle kesip sonra levyeyle oradaki dolabı açacağız. Bir de kitapların arasında birkaç mücevher var. Onları alacağız. Şimdi bitirdik loot'u. Yanıma neler almalıyım? Önce onlara bir bakalım. Yiyecekler burada dursun. Çünkü yiyeceklere ihtiyacım yok. İlk 2 gün. Niye ihtiyacım var? Sigara da içmiyorum. Güzel, onları satışta kullanacağız. Şu an sadece malzeme götürmek istiyorum. Alabildiğim kadar malzeme artı şunlardan alet üretmek için.
ihtiyacım yok çünkü yanıma lazım. Hadi bakalım çıkışa koş. İyi, alacaklarımız belli. Buraya gelip alacağız malzemelerimizi. Yiyeceklerimiz de burada. Eve götürüp direkt pişirebileceğiz. Bakalım, umarım kızımıza bir şey olmadı. Hadi bakalım. Umarım hırsızlar, şeyler, soyguncular gelmemiştir. Saldırıya uğramamışızdır. Oh! Babacım, iyi misin? Bir şey oldu mu? Oh, çok güzel. Gece sakinmiş. Canım benim. Kötü uyudu. Yatağımız yok. Doğru. Aa, yatak yapmayı unuttum ya. En önemli şey. Tabii ki de büyüksün bebeğim benim. Tamam, bırak şimdi yatak yapayım. Kötü uyudum. Ben yatak yapmayı unuttum ya. Malzeme yapıp bıraktım direkt. Tamam, dur. Önce yatak yapacağım sana. Ondan sonra bir de ocak yapacağız. Yatağımızı nereye koyalım? Buraya koyalım. Senin yatağın hemen. Sen oyun oynar güzelim. Niye oyun oynamıyorsun? Sen oyun oyna. Mutlu ol biraz. Küçük kurbağa, küçük kurbağa kuyruğun. Evde zaten yiyeceğim var. Daha dışarıdan getirmediklerim de var. Güzel. Hemen bir yatak daha yapalım. Ah, pardon. Yanlış. Ocak yapalım daha doğrusu önce. Yatak Kalina için yaptık zaten. Kendimize o kadar aceleye gerek yok. Salıncağın yanına da mutfağımızı kuralım. Biraz da seksi koyuna. Kim geldi? Aa, takasçı geldi. Oğlum ya, ben getirmedim ki sigara malzemelerini. İlk günden takasçı mı gelirmiş ya? Elimde ne var ki abi takaslık? Mücevher var. O kadar yani. Kötü oldu bu ya. Bir de bitki var, biraz bitki satabilirim. Nereden ne alayım? Malzeme alırım ancak. Malzeme alırım. Frank miydi adamın? Franco. Franco kardeş. Şimdi sana ne satan biliyor musun? Bitki satacağım sana. Başka mücevher satacağım. Başka da bir şey satmayacağım sana. Bunun için ne istiyorsun? Senden ne istiyorum biliyor musun? Mermi istemiyorum. İhtiyacım yok. Senden malzeme istiyorum kardeş. Anlaştık. Hadi güle güle. Haydi güle güle. Haydi sana. Hadi yallah. Anlaştık. Bir yatak daha yap hemen. Hemen bir yatak daha yap. Merhaba bak, sen yine uyuyoruz. Tamam, yatağı yaptın. Kalina onu tamir eder ya. Sen kurar mısın onu Kalina? Kalina mıydı? Kalina ile karıştırıyorum. Bunu hemen upgrade'leyelim. İskra. İskra hemen şey yap onu. Nasıl kullanacağımı bilmiyorum ama öğrenebilirim. Nasıl öğreneceksin? Baba sana öğrenmesi lazım. Sen devam et sen satranç oynamaya. Ya da bunu aç. Gel bunu aç sen. Gel. Madem yardım etmek istiyorsun, büyüksün. Sen onu aç bakalım. Onu da yapabilirsin umarım. Ya. O da olmadı. Her şeyi kendimiz yapacağız. Şimdi başka ne malzeme yapmam lazım benim? İhtiyacımız olan bir şey var mı? Radyo yok. Yok, şu anlık yok. Şu anlık hemen buraları kazmam lazım benim.
Uyu. Uyumak istiyor musun? İstemiyorsun. Tamam, ne yapalım? Bu ne? Ha, salıncak, doğru ya. Salıncak yapmayı unuttum. Salıncak da sallansana. Canım ya. Ne güzel, mutlu oluyor. Güzel. Kızımız da salıncakla takıldığına göre. Burada pencere varmış. Dikkat et. İlaç ve su çıktı. Hemen buraya koş. Ondan sonra önce bunu yap bakalım. Kristo. Akşam olmadan ha. Çabuk. 4 saatimiz kaldı. Hadi hadi, hızlı hızlı hızlı. Resim yap. Yaptın mı resim sen? Yaptın galiba. Üçünleyle oynadın. Aferin sana. Tamam. Sen artık dolanabilirsin etrafta. Nereye gidiyor? Oo, 12 malzeme 7 şey. Güzel. Çok güzel. Olsun, hemen kazandım. Nereye gidiyor? Oturmasın. Dolanıyorsun. Tamam, güzel. Biz işimize bakalım. Kristo'yla. Hadi bakalım Kristo. Evimizde lootlamadım. Son yerde burası galiba. Of, iki de yemek çıktı. Çok güzel. Evimde başka açmadığım yer var mı? Bir de ilk banyo kaldı. Bir de şunu inşa edeceğim. Çabuk şunu inşa et. Bunun gibi çirkin değildi. Öyleydi ama yapacak bir şey yok güzelim. Sen şey yapabiliyor musun? Buradan bir şey inşa edebiliyor musun? Aa, kendini oyuncak yapabiliyor. Top oynamayı sevmeyen çocuk var mıdır? İp atlıyor. Bir dakika. Şunu girişe yerleştir bakalım. Vay be. İp yapamadı. Neyse, yarın yapacağız. Yatakta uyuyor. Oley be. Aç, yorgun. Ya yağmaya çıkacaksın. Gündüz gelip uyuyacaksın. Kristo, yapacak bir şey yok. Havalimanı açıldı. Yeni mekan. Bak, yeni mekan. Ama gerek yok. Buraya gidip her şeyim hazır zaten. Hiçbir şey gerek yok. Okey, yağmana gidip malzememi alıp geleceğim. Evde yemeğim gani gani var zaten. O yüzden oldum. Ve böyle
bakalım. Yürü bakalım. Bugün de atlattık. Evet arkadaşlar, ilk videoyu burada bitiriyorum. Kristo'yla ve Iskra'yla kızımızla hayatta kalmaya çalışıyoruz. Dramatik sonlara bulaşmak istemiyorum. Kızımla sağ salim hayatta kalmak istiyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak bana destek olmayı sakın ama sakın unutmayın. Soru, görüş, önerileriniz, her şeyi yorumlarda belirtebilirsiniz. Okuyup cevaplıyorum. Ah! Ne oldu kızımıza? Koşarak geldik. İyi misin? Soyulduk. Biri sığınağımıza girip eşyalarımızı çalmış. Yemeklerimizi ve suyumuzu çalmışlar. Vay şerefsizler. Evimizde soyuldu. Bu kötü haberle videoyu noktalıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve iyi oyunlar.